Havadan ve karadan bir Devrek, Nizamlar, İsabeli ve çevresinde bulunan bir kısım köylerin güzel görüntüleriyle baş başayız. Ali Atar Armuççuma YouTube kanalına bu tarz videoların devamı için abone olabilir, yorum yazabilir, beğeni atabilir, öneri ve istekte bulunabilirsiniz. Bugün Füle Devrek Ereğli Karayolu üzerinden Devrek'in kısmı olarak tepeden havadan bir görüntüsünü ve devam eden süreçte Nizamlar Köyü'nü, Devrek Ereğli yolunu, devamında da İsabeli Köyü'nün havadan güzel bir görüntüsünü ve Havadağı yolculuğuna doğru güzel bir çekim yapmaya çalıştık. Evet, Devrek, Zonguldak'ın güzel ilçelerinden bir tanesi. Kendine has özelliğiyle Bartın, Karabük, Astamonu gibi, yani Zonguldak'ın, yani Ankara bağlantısı da sayılabilir. Ankara'dan yaklaşık 205-210 kilometre Devrek, güzel bir ilçemiz, güzel bir şehir. Bizim yaşadığımız ikametgahımıza göre bize en yakın şehir köyümüzden 20 kilometre. Yani pazar ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz, sağlık ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz en yakın ilçelerinden bir tanesi. Hele Devrek'in yaz akşamları bir başka olur gerçekten. O Temmuz'da, Ağustos aylarında canlı bir yaz akşamları vardır. Yani yolun düşerse tavsiye ederiz. Devrek'in bir de tarihi simitleri ve değişik özellikleri gerçekten var. Çevresinde piknik yapabileceğiniz piknik alanları falan, güzel restoranları var. Yani Devrek yolunuz düştüğünde mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdi Devrek'in köyleri gerçekten çok güzel. Yani Nizamlar, İsabeli, Tellioğlu, Yeşilyurt, Fettişler, Yeniköy, Mumcuoğlu, Babadağı bölgesi. Yani aklıma geldikçe saymaya çalışıyorum. Sabunlar köyüne gittim. Eğerci, Dirgene bölgesine geçtim. Yani aklıma geldikçe saymaya çalışıyorum. Gerçekten harika bir köyler. Burası da Nizamların içi. Eski Devrek yolu burası. Yani yeni yol açıldıktan sonra burası artık eski konuma düştü. Nizamların merkezi yolu oldu. Kullanılım ediyor. Biraz daralmış. Evet. Yani evlerin arasındaki eski yol, şu görünende araçların geldiği yolda yeni yol aslında. Yani ne oldu? Köyün içinden biraz dışa alınmış oldu. Tabii böyle daha güzel oldu. Yani evet, işte Devrek Ereğli yolu bu. Devrek'ten Ereğli'ye giden yol bu şekilde gerçekten. İşte Vakıf Köyü'ne kadar yaklaşık 16-17 kilometresi bu şekilde. Oradan sonra da işte yapım çalışmaları devam ediyor. Bugün zaten bir canlı yayında onu paylaşmıştık. Dedik ki işte Nizamların içi, eski Devrek yolu bu. Buradan çıktığımız yola tekrar eski yol devam ediyordu. İşte burada yeni yol konumuna düştü artık. Yol böyle devam ediyorduk eski yoldan beri. Şimdi yeni yol konumuna düştü. İşte devamında ne var? Devamında güzel köylerden bir tanesi, herhalde onlar aynı muhtarlık mı bilmiyorum ama o konuda yeterli bilgim yok. İsabeli, Nizamlar, yani onlar Nizamlar merkez, diğerleri gerçekten yerleşim olarak güzel köyler. Yani bu köyler genelde dört mevsimi en iyi şekilde yaşayan köyler. Çünkü Babadağ'a sınır bunlar. Ereğli'nin sınır noktası olan, Ereğli ile Devrek'in sınır noktası olan Babadağ'a sınır köyler burada. Buralara kış, kar gerçekten yağıyor. Yani bunlar dört mevsimi çok iyi yaşayan köylerimizden bir tanesi. Şimdi doğal olarak da güzel. Şimdi kısım olarak bazen görüntüye geliyor. Karşı köyler falan tamamen ormanın içinde. Yani Kayalıdere Meteoroloji İstasyonu'ndan bahsediyoruz. İşte bu kısmın hemen hemen bir üstünde Ereğli'ye bağlı ama fakat bulunduğu mevki Devrek sınırları içinde. Evet. İstikametimiz İsabeli'ye doğru yavaş yavaş gidiyoruz İsabeli Köyü'ne. İsabeli Köyü de çok güzel köylerimizden bir tanesi. Ben gerçekten o köyü çok seviyorum. Çünkü yerleşim olarak öyle bir güzel konumda ki hem düz
Yolda tam böyle köyün kenarından geçiyor. Şimdi eski yol kısmı içinden geçiyor. Yani bir ana caddesi gibi oldu. O yüzden yerleşim olarak bu İsabeyli köyünü gerçekten çok seviyorum. Burada Kanlı Cami diye bahsedilen bir cami var. Adına böyle söylüyorlar. Eskiler bize anlattığı şekilde. İki askerimizin şehit olduğu, işte buraları defnedildiği gibi rivayete göre bir söylentiler var. Karşısında da bir şeyhin türbesi var. Şimdi az sonra oraya geleceğiz. İşte İsabeyli köyü burası. Tam köyün merkez noktası. İşte köyün içinden geçen eski yol daha önceki devre gereğiyle yolu. Şimdi işte köyü belli bir kısmını ikiye böldü, belli bir kısmını dışarıda bıraktı. Gerçekten güzel bir yerleşim yeri. Yolda buraya ayrı bir güzellik kattı mı? Evet, gerçekten kattı. Şimdi zaten birazdan görüntüye de gelecek. Devre Ereğli Karayolu paralelinde İsabeyli Köyü. İsabeyli Köyü gerçekten çok güzel konumda. Seviyorum. Yani yerleşim olarak seviyorum. Arazisi de çok güzel. Tarıma da elverişli aslında. Tabii bahçe yapanlar hala bir kısım olarak var ama yani okulu bile çok güzel yerinde. Tabii okulun aktif olup olmadığını da bilmiyorum. İşte bölge burası. Yani güzel bir köy dediğimiz gibi. Bakın yani yerleşim olarak gerçekten güzel bir köy. Yani Devre'nin bütün köyleri güzel. Yani kısmı olarak çoğuna gittim. Yani düğün dernek dolayısıyla, ne bileyim, ziyaret dolayısıyla birçok köylerine gittim. En çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi nedir? Yeşilyurt-Telloğlu üzerinden beri Yedigöller'e gitmek. Çünkü o ormanın içinden o doğal yollarla yani Yedigöller'e bir gün inşallah bir tur yapmayı düşünüyorum. Çünkü hem kısa yol ama tabii virajlı yollar olduğu için o kısalık biraz farklı konumlara düşebiliyor. Biraz uzayabilir. Yani normal şartlarda Ereğli Devrek Yedigöller yaptığın zaman yol çok kısa. Yani Ereğli Devrek Yedigöller yaklaşık 120-121 kilometre kadar falan. Yol da güzel. Arada bir 12-13 kilometrelik bir toprak yol vardı. Yedigöller'e giderken Devrek'ten sonra, Eğer'den sonra. Onu da yapmışlar. Gerçekten evet. Bahsettiğimiz sürümü bu. Bununla ilgili çok çok söylentiler var. Yani rivayete göre bir şeyler söyleniyor. Yani Baş Mustaoğlu Ahmet Efendi diye ya Ahmet Şeyh Efendi diye türbede yazıyor. Bize eskiler şöyle anlattılardı. Buraya akşamdan bir ibrik su ve havlu bırakılıyor. Sabah namazından sonra ibriği boşaldığın havlunun da ıslak olduğunu söylerlerdi. Tabii biz de merak edip köylerden birini sormadık. Aslında sorabilirdik ama işte o şeyi sormadık. Burası da Babadağ'a geçidi. Bu nokta Ereğli ile Devrek sınır noktası. Teşekkür ederiz. Bizleri izlediniz. Bizlere beraber oldunuz. Dediğimiz gibi kanalımıza abone olabilir ve bu tarz videoların devamı için yorum atabilir, beğeni atabilir ve öneri ve istekte bulunabilirsiniz.